Şöyle. Alfa ve beta sıfırdan farklı ise fenler bunlar, her şey fenler. Alfa kere beta eşittir maksimum alfa beta olur. Demek yani çarpma daha çok. Evet. Ha, en az bir olsun. En az bir sonsuzsa tabii ki yani iki kere üç herhalde üç etmez ve en az bir sonsuzsa diyelim alfa sonsuz. Diyelim alfa sonsuz. Alfa beta, beta alfa eşit olduğu için diyelim. Şimdi eğer beta doğal sayıysa bunu tüm olarak yapabiliriz. Eğer beta bir doğal sayıysa tüm olarak oldukça kolay. Nasıl yaparız bunu? Beta 1 ise önce alfa kere 1 tabii ki alfa eşit olacak. Alfa ile bir maksimumu alfa tabii ki doğru. Beta eşit bir için doğru. Şimdi beta için doğruysa beta artı bir şey yapalım. Alfa kere beta artı bir eşittir. Alfa kere beta artı alfa bunu tutmuştuk. Bu da maksimum alfa beta ve alfa. Ama alfa beta tabii ki alfadan daha büyük. Bu da eşittir alfa beta. Alfa beta zaten. Maksimum. Alfa ile beta. Ama beta sonlu değil mi? Alfa sonsuz. Bu aynı zamanda bu alfa zaten değil mi? Alfa beta. Tüm oranında, tüm oranında bu alfa zaten. Şimdi her isimler sonsuz. Bundan böyle. Kanıtlamıştık. Kanıtlamıştık sanki ya. Kanıtlamıştık sanki biz bunu. Sonra kaybetmiştik ha. Yapmış mıydı bunu? Bakayım. Yok yapmadık ya. Şey yapmıştık. Alfa kere alfa, alfa eşitse o zaman. Bundan böyle alfa ve beta sonsuz olsun. Şimdi diyorum ki sağ ol. Eğer alfa kere alfa eşittir alfa ise alfa kere beta da bir tanesi büyük olsa hangisi büyük olsun? Beta'yı büyük alalım. Diyelim. Beta alfadan büyük olsun. İse alfa kere beta da beta olur. Maksimum küçük. Diyelim bunu biliyorum, bunu kanıtlayacağım. Yani demek ki sadece bunu kanıtlamam gelecek. Sal'ın kanıtı. Şimdi tabii ki beta alfa kere beta'dan küçük eşit. Sonra alfa çarpıyorsun. Kartezyen çarpımının kartezyesi. Beta'dan buraya giden V1 böyleden V1 bir fonksiyon var. Ama alfa beta da beta beta'dan küçük eşit. Ve ama beta beta istersen bunu yani her alfa eşit tabii ki bu. Her alfa. Her sonsuz alfa. Doğru olursa her sonsuz alfa beta için bu doğru olur. Bu da beta eşit.
Peki. Şimdi demek ki alfa kere alfa eşittir alfa eşittiğini kapanmalıyız. Alfa kere alfa katlisen çarpımın şeysi, değil mi? O katlisen çarpım şimdi iyi salacağım. Ama ha? Ay. Şimdi alfa çarpı alfa'ya bakıyoruz. Bunu ben iyi salacağım şimdi. Daha önce o değerlerde yaptık bunu. Ama bu sefer farklı bir salım olacak. Alfa burada, alfa burada. Burası sıfır, burası sıfır. Sonra bir var, iki var falan. Bu böyle bir şey. Bir kafes. Şimdi nasıl salacağım biliyor musun? Şöyle salacağım. En küçük eleman bu olacak. Bir büyüğü bu. Sonra 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 bu. Hayır. Sonra bu. Tabloya kadar gidiyor. Görüyor musun? Sonra bu. Sonra bir daha gidiyorum. Sonra bu. Aksan yukarı çıkıyorum. Bir, iki, üç defa dışarı çıkıyorum. Sonra ta buraya geliyor tekrar. Her seferinde aynı buraya geldiğin zaman, aynı buraya geldiğin zaman ta buraya gidiyoruz. Sonra buraya giriyoruz, buraya giriyoruz. Buraya giriyoruz. Aynı yere geldiğin zaman sonra en aşağı gidiyorsun. Değil mi? Evet. Sonra yukarı doğru çıkıyorsun. Sonra buradan ta buraya gidiyorsun. Tekrar burada giriyorsun. Böyle. Buraya geldiğin zaman ta en aşağı gidiyorsun. Sonra yukarı çıkıyorsun. Buraya geldiğin zaman ta buraya giriyorsun. Tamam? Bunu formalize edeyim. Ve bu çok bazı iyi soru olacak değil mi? Şimdi nasıl formüle edeceğiz bunu? Eleman alalım burada. Beta gamma. Beta gamma. Ve beta 1. Gamma 1 alıyor. Ve şeyim şu. Ne zaman beta gamma beta 1 gamma 1'den küçük eşittir. Ancak. Tamam. Birinci koşul bir eğer maksimum beta gamma küçüktür maksimum beta bir gamma birse en büyüklere bakıyorum önce yani önce. Dedim ki bu beta 1, bu beta bu gamma, burası beta gamma, bunun maksimum bu belli olduğu üzere. Şimdi mesela bu eleman mesela daha büyük, bu eleman daha büyük olacak çünkü beta 1 daha büyük. Ama mesela bu eleman daha küçük olacak. Çünkü gamma 1 küçük. Beta 1'e göre. Maksimum gamma 1. Ama küçük. En büyüğüne bakıyoruz. Eğer eşitse ne yapıyoruz bu? Ses. Ve beta 1'den küçükse. Tamam. 3. Eğer maksimum
beta gamma eşittir maksimum beta 1 gamma 1 ise ve beta da beta 1'e eşitse ve isim görüldü. Ve alfa alfa buradan ve gamma birden küçük eşitse. Bayağı karmaşık bir şey. Mesela 5, 7 ile 3, 9 hangisi daha büyük? Birinci koşula gidelim. 5, 3'ten daha büyük. Pardon, 5. 3, 9'un maksimumları 3, 9'un daha büyük. Bu daha büyük. Peki, 5, 7 ile 3, 7. Bu da 5. Bu da 5, 7 daha büyük. Değil mi? Peki, bunu maksimumları eşitse önce beta'ya bakıyoruz değil mi? Maksimumları eşitse bir dakika. Ha, maksimumları eşitse ve beta'lar da eşitse gamma'ya bakıyoruz. Doğru yapmışız değil mi? Ondan sonra bunun da 7, 4 ve 7, 3 maksimumları eşit. Şimdi ve bunun beta'sı karşı bunu yapacak. Sıralama böyle oldu, yani görürsün. Nasıl bulacağız? Bu diyor ki bu bir iyi sıralama diyorum. Bunu bir iyi sıralama nasıl bulacağız? Böyle bir küme oluyor buradan. Boş olmayan bir küme oluyor. Bunun en küçük elemanını bulacağım değil mi? Ben ne yapalım önce? Önce maksimumlar arasında en küçüğünü buluyorum. Buradaki elemanlar arasında hepsi maksimumunu alıyorum. Bu da bir ordenler kümesi. En küçük eleman da var. Onu seçelim. Maksimum arasında bir küme var. Boş olmayan bir küme. Bunların betalarına bakalım. O betalar arasında en küçük seçelim. Şimdi maksimum aynı olan, maksimum m eşit diyelim. Betası da bir b eşit olan gamalara bakalım. Sonra gamaların en küçüğünü alalım. İyi sıralama oldu da yani zaten görünüyor böyle ip gibi gidiyor. Şimdi bu bir iyi sıralı. Diğer iyi sıralama olmazdı sanıyorum. Hayır. Afişap diye tek böyle sıralamıştık ya da önce. Oynayarak yaptığımız zaman. Soldan sola da gitmiştik. Sonra aşağıdan yukarı da gitmiştik. Değil mi? Ya, alfa çarpı alfa iyi sıralama olarak. Bir ordinal izomorf. Kan çok güzelleşiyor. Buna beta diyoruz. Diyelim beta. Bununla bu kümeyle alfa çarpı alfa iyi sıralamasıyla beta arasında sıralamayı koyan bir eşleme var. Şimdi beta'nın alfadan büyük olan beta alfadan küçük işte olmalı. Göstereceğiz. Sağ ol. Beta, alfadan küçük bir şey. Ordinal olarak. Ne demek o? Ne demek istiyor ki? Alfa bir kardinal, değil mi? İkisi. Beta mı ordinal, doğru mu? Evet. Eğer zaten... diyelim... Beta alfadan büyük. Çelişki edeceğiz. Demek ki alfa beta bir elemanı. Ki bu şeyde bu izomorfizme de bir ad verelim. F değil. F beta'dan alfa çarpı alfa'ya giden
Bir izomorfi. Şey diyeyim ona. Alfa bunun bir elemanı olduğuna göre. Bunun gittiği bir yer var. F alfa. F alfaya da bir ad verelim. Ne diyelim ona? Beta 0, gamma 0. Beta 0 alfanın bir elemanı, gamma 0 alfanın bir elemanı. Şurada bir şey beta 0. Şurada bir eleman. Beta 0, gamma 0. Alfa aynı zamanda beta'nın bir alt kümesi. Değil mi? Ve alfa da beta'nın alt kümesi. Dolayısıyla bu F şeyini, F'yi alt kümesi ayrıca başlangıç dilimi tabii ki. F'yi şimdi alfa kısıtlayabilirim. Ona G diyelim. G eşittir. F'nin alfa kısıtlaması olsun. Alfa'da beta kocaman bir ordinal. Beta ile bunun arasında bir birleşme var. Alfa bunun sadece alt tarafı. Alfa da burada. Alfa da burada eleman. Alfa buraya gidiyor. Alfa buraya gidiyorsa bu elemanlar beta 0, gamma 0'dan küçük elemanlara giderler. Buna Y diyelim. Ya örten olarak da değil mi? Alfa'nın gittiği yerler aynı. Bu alfa buraya gidiyorsa alfa'nın elemanına gittiği yerler tam tamına bundan küçük olmalı. Resmen küçük olmalı. G alfa eşittir. Ne bunlar? Öyle beta gamma artı alfa çarpı alfa'da beta gamma bu sıralamada, bu tamların bu sıralamada beta 0, gamma 0'dan küçük. Bununla alfa arasında G fonksiyonu, bu birebir bir örten. Alfa kaden mi alfa? Alfa kaden değil mi baştan beri? Değil mi? Tabii ki. Dolayısıyla bunun eleman sayısı, bunun kadentesi alfa olması lazım. Eşleme bulduk. Ama kendisi daha çok olmalı. Şimdi delta 0 eşittir maksimum beta 0 gamma 0 olsun. Şimdi alfa bir kardinal. Alfa kardinal olduğu için alfanın elemanları beta 0 ve gamma 0 bunların kardinalleri alfadan küçük. Maksimum da kardinalleri alfadan küçük. Değil mi? Alfa bir kardinal oldu bundan. Ve beta 0 ve gamma 0 alfanın elemanları olduğundan beta 0'ın ve gamma 0'ın kardinalleri ikisi birden alfadan küçük eşit olur. Dolayısıyla maksimum bu da küçük eşit olur. Yani delta 0'ın kardinalitesi alfadan küçük kardinal. Kardinalden değil mi? Öyle mi? Bu kardinal olduğu için bu kardinal kendisinden daha küçük bir şeyde izomorf olamaz. Yani küçük olması lazım. İzomorf diyormuşlar ama işlem olmaz. Alfadan küçük. Tüme varım yapıyoruz şimdi. Tüme varım aslında. Tüme varım var. Gördüğümüz kardinallerde tüme varım. Yani şey yapıyorum. Yani niye olmasın ki? Bu teoremin yanlış olduğu en küçük alfayı seçiyor. Tamam. Demek ondan küçük bir şey doğru. Maalesef. Tüm olmalıyım ha. Yani en başta yaz istersen.
Nerede o? Ha. Bunun doğru olmadığı en küçük harfiyi seçmem diyebiliriz değil mi? Bunu kalacağız en başta. Ondan sonra ondan küçük için demek ki doğru harfiden küçük için. Düğme varın mı? Delta 0 çarpı delta 0'ın karnedesi ki bu delta 0'ın karnedesi çarpı delta 0'ın karnedesi tabii ki. Küçük eşittir delta 0'ın karnedesi. Değil mi? Evet. İstersen bunları da yapalım. Hadi. Daha sonra bir şey yok onda. Ama Y, şu Y alfa ama bu elemanlar, bu beta sıfır, delta sıfırdan küçük eşit değil mi? Bu da gamma sıfırdan küçük eşit. Bu delta sıfır çarpı delta sıfır de 60. Kardinalisi delta sıfır. Kardinalisi alfa olmaz. Çelişki. Değil mi?